Herkese merhaba, ben Deniz. Minecraft'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Minecraft'ta gördüğünüz gibi Modsuz Survival serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Bu terste bir işlik var abi. Arkadaşlar hatırlarsanız en son buradaki ters evi yapmıştık. Bu işte bir terslik var da bir ima yap. Neyse artık onu anlamayacak adam da zaten gelmesin. Arkadaşlar bu bölümde ne yapacağız? Zaten başlıktan ve kapak fotoğrafından görüyorsunuz. Biz Modsuz Survival serimizde genelde yapı ağırlıklı çalışıyoruz arkadaşlar, biliyorsunuz. Bugün hangi yapıyı yapacağız ya da ne yapacağız? Otomatik zıplama mı açık lan? Aynen. Arkadaşlar bu bölümde toprakları atmayayım. Sahil evi yapacağız arkadaşlar. Çok güzel bir şey olacak. Sahil evi diyorum. Sahil evi yapmıştık. Balıkçı evi yapacağız arkadaşlar. Biraz denize doğru. Denize yakın bir yere yapacağız. Şimdi şu elimde gereksizleri bir buraya atacağım abi. Elimde çok fazla şey var ya. Şimdi şunu da at. Bayağı bir huş var, huştan yapalım bence. Topraklar da çok fazla, şu da çok fazla. Şunları at. Şöyle bir at da bunları ihtiyacımız olduğunda alalım. Camları bir koy şöyle. Kapı dursun. Kemik tozunu şuraya atacağız arkadaşlar. Kürek. Şunun yedeği camlar şöyle dursun. Bloklar şu şekilde şöyle. Yemek orada. Şöyle bir şey yapalım. Şu 32 tane blok neyse dursun, belki altına da şey yaparız. Şuraya koyalım kapıyı. Buraya koyalım balta. Bunun yedeği çubuk. Burada dursun. Tamam, şimdi sahile bir ev yapacağım ama bana yarım blok lazım bayağı bir. Onu da tahta blok yapacağım ve onu da şuradan. Heh, meşe ağacı diyor. Farklı bir şey olsun. Ya da aynı mı olsa ki? Evle şey. O zaman da saçma mıdır? Neyse biz yarım blokları bunlardan yapalım. Sahile şimdi bir yer belirleyelim arkadaşlar. Onu da belirlemedim daha henüz ama. Güzel bir şey olacağından eminim. Çit falan da yapmamız lazım. Yerini falan belirleyelim. Hele onu da hallederiz diye düşünüyorum. Şu ağaçlar var ya. Of, deli ediyorlar beni. Deli deli. Vallahi onlar yüzünden yani sinirim bozuluyor. Arkadaşlar şöyle bir şey yapabiliriz. Buradan eve kadar şey gelir. Balıkçı evi orada olur. Evden biz böyle şey yapacağımıza eve ulaşır. Anladınız? Belki evden de bayağı bir gider. Şimdi şu yarım blokları bir alayım abi ben elime. Şuraya şu şekilde yarım blok koya koya. İki blok bir yapalım. Şu şekilde abi. Ha, gerçi böyle olacak da ben niye diğer türlü yapıyorum ki? Şöyle olacak arkadaşlar, hani. Suyun içine girmiş olmayacak. Suyun bir tık üstünden olacak. Heh. Şöyle yani. Şöyle gidebilirim aslında. Şöyle bir gideyim bir saniye. Böyle gideyim abi, daha çabuk olur. Yani diğer türlü çok sinirimizi bozabilir. Böyle bir oraya kadar götürelim. Yandaki 2 ya da 3 blok daha genişletirsek onları bunun üstündeyken yaparız. Daha bir kolayımıza gider. Heh, buraya kadar getireceğim böyle. Şuradan da şöyle yapalım. 3 blok getirelim ya, aynen. Hatta 4 blok yapalım. Diğer taraftan da bir tık genişlettirelim. Şurayı bir tamamlayalım da inşallah yeter yani. Yetmezse meşe toplamak zorunda kalacağız. Yeter diye tahmin ediyorum. Bir 64 bir de 2'lik. Bilmiyorum. Bakacağız arkadaşlar. Modsuz Survival gayet güzel devam ediyor. Bayağı bir bölüm sürdü ve sürecek arkadaşlar. Bu bayağı bir, siz beğeniyorsunuz. O yüzden uzun uzun sürecek. Bir 100 bölüm falan devirir herhalde. Bizim yapı ağırlıklı biliyorsunuz arkadaşlar. Bizim kanalın daha doğrusu çoğu serisi bu şekilde. Yapı ağırlıklı olduğu için. Bu da böyle. Hani Minecraft deyince benim aklıma direkt yapı falan geliyor. Yanında işte mini games'lerden tut da mod serileri falan. Kanalımızda baya baya bir serimiz var arkadaşlar. Şurayı da tamamladıktan sonra bunun kenarlarını çift yapsam. Şimdi bunu yaptık. Şöyle bu şekilde. Bence gayet hoş oldu. Evi şuraya yapacağız. Şimdi toprak almıştım yiyelim arkadaşlar. Şurayı falan bir dolduralım mesela. Ardından şuranın önü. Şu kısmı dolduralım. Şurayı dolduralım abi. Şunları kır. Ha, şurayı da dolduralım. Çok da küçük olmayacak. Küçük olacak ama böyle minnacık da olmasın yani, değil mi? Şöyle yapalım. Şu ne ya? Bu da toprak mı? Şunlar kil mi abi? Ona bakacağım sen. Yok. Kil değilmiş. O zaman sen benim umurumda bile değilsin. Bana kil lazım oğlum. Kum zaten her yerde dolu. Şöyle yapacağım. Hı. Şimdi buraya bu kadarlık bir ev yapacağız arkadaşlar. Çok büyük olmayacak dediğim gibi. Şimdi öncelikle şöyle şunu alayım. Bununla tabanını bir yapalım abi. Şöyle taburuya kadar, çünkü nasıl denir hani,
sığdırmış olalım arkadaşlar yere. Şurası da böyle kalsın, yapacak bir şey yok. Şöyle yapalım. Kapısı nereden olsun? Şuradan olabilir. İki burada, iki burada. İkili bir kapı, üçlü kapı olmuş oluyor. Şöyle olsun. Şöyle hatta kapıyı da koyalım abi. Şöyle yapalım. Hah, tamamdır. Şimdi şu içini bir dolduracağım arkadaşlar. Şöyle şu şekilde balıkçı evimizin. Buradan gelip balık tutacağız arkadaşlar arada. Gayet tatlı bir şey olacak. Bir ortam olacak yani. Heh, tamam. Şöyle yapalım. 2, 3. Şöyle yap. Kapıdan bir tık yüksek olsa yeter. Heh, tamamdır. Bu da çok düşük oldu. Bir tık daha yüksek olsun. Aynen şöyle yapalım. Ön taraf böyle camları falan yerlerini ayarlayacağım arkadaşlar. Şimdilik öylesine yapıyorum yani yerleri. Şöyle bence gayet güzel olacak arkadaşlar. Balıkçı evi yani şimdilik bu küçük bir balıkçı evi arkadaşlar. Belki ileride daha büyük şeyler yapabiliriz buraya. Dediğim gibi şöyle hemen çalışacağım. Akşam oluyor ama şunun en azından iskeletini bitirmeden eve gitmeyeceğim arkadaşlar. Yaratıklar da çıkarsa kaçarız, bir şekilde yapacak bir şey yok. Şöyle yapalım, şöyle yapalım, tamamdır. Şöyle cam yerlerini bir belirtelim. Şu şekilde çok büyük camlar olmayacak, böyle camlar yapalım. Şurayı kapat ortalı. Hah, burayı böyle ikili yapabiliriz, dur. Şunu kır. Okey. Şöyle. Dur dur dur, şurayı da kır. Arkadaşlar akşam akşam çalışıyorum biliyorum, kusura bakmayın, görüntü size kötü oluyorsa, eğer karanlık gözüküyorsa. Şu şeyleri yapıp hemen gideceğim. Ha, burası da tam karşı gibi olacak, simetri olacak. Şurası da bakın evin şu iki kısmı. Şöyle cam olacak. Bir tık şuradan. Böyle değil mi? Aynen. İçeri gir. Heh. Şimdi şundan basamak da varmış, gayet güzel. Şöyle şuraya da yapalım bir saniye. Şuraya yapabiliriz burayı ya. Şu üç tanesini kır. Buraya normal blok koyarsak zaten. Heh. Şey gibi oluyor. Şunun önünü şuraya kadar. Şöyle bundan olsun. Şu aralar da bundan dolduralım. Bundan başka kalmış ha. İki tane daha kalmış. Allah'tan kalmış. Zaten bitti yani. Yapacak başka bir şeyimiz kalmadı. Camları da koyayım da öyle gideyim arkadaşlar. Bir saniye ya. Çünkü şimdi çatıyı neden yapacağız? Bence şeyden yapalım. Taş basamaktan basamaktan yapalım aynen. Şöyle gayet hoş oldu. Burayı da hemen bir aydınlatalım şöyle. Oh! Mis mis. Bence gayet güzel oldu. Şimdi biraz da uzaktan bakarız. Sahil boyunca şöyle bir aydınlatamıyorum muyuz burayı? Çitleri koyarsak aynen, çitlerin üstüne şeyi koyarız. Gece de gayet güzel durur. Şimdi ben çit yapıp geleceğim bir de arkadaşlar. Önce bir uyuyalım. Oha, bu zombi ne lan? Abi köylülerimizden bir tanesi zombi olmuş. Abi biz bunları niye korumaya almadık? Köylülerimizi hiç korumaya almadık arkadaşlar ya. Kaç bölümde söylüyoruz? Kaçıncı bölüme geldik? Hala korumaya almadık ya. Aslında otomatik bir sistem yaparsam da şu şeker kamışları için bir sistem fikri var arkadaşlar aklımda. İleriki bölümlerde de onu yapabiliriz. Haberiniz olsun. Şimdi kit yapacağım abi. Çatı için taş basamak götüreceğim. Tamam, bir tane bari çiftçi şey işçi var. İşçi diyorum, köylü. Öncelikle ben çit yapmam için çubuk gerekiyor. Bunlar dal da. Biraz meşe de toplamam lazım aslında. Şu blokları alalım en azından o zaman. Şunları alalım çatı için. Şunu alalım. Şunu da al abi. Şöyle bunları bir basamağa çevirelim. Şunu çevirelim. Diğerini çevirmeyelim. Belki yeter, bilmiyoruz. Şimdi biraz şey kasmam lazım. Odun. Odun kasmam lazım da. Nereden kasacağız? Şu arkadaki meşe odunu tarlamızdan. Tarla diyorum ya. İşte yerimizden. Oo, bunlar da bayağı büyümüş tarlalarımız. Gayet güzel arkadaşlar. Şeyler de büyümüş. Bir arada iksir yapımına da girişmemiz lazım. Bizim şunlar hafif hafif çıkmışlar. Şunları bir toplayalım hemen arkadaşlar. Şöyle alalım. Bunları da bir yeniden dikmemiz lazım aslında. Düşerse bunlardan hallederiz bir şekilde, tamam. Zaten çok fazla bir şeye ihtiyaç yok ya. Sadece çit yapacağız. Çit içinde çok bir şey istemiyor. 3-5 tane ağaç yıksak yeterli. Buraya diktiklerinde bodur çıkıyor ya bak.
Hah, şöyle çıksa ne güzel bak. İçine girebiliyoruz. Şöyle alabiliyoruz. Tamam. Tamamdır. Başka kalmamış. Şu var. Hah, bu ne ya? Tek blokluk şey gibi. Dur sayacağım kaç tane var. Şu 1, 2, 3, 4. 4 ile açma onu lan. Şimdi şunu bir çevirelim. Çok da bir şey etmedi ama dur bakalım. Bir çit yapacağım arkadaşlar. Şimdi şuralarda crafting table vardı galiba ya. Gitmeme gerek yok. Evet, şu evde vardı galiba. Buradaki bahçeli ev ve havuzlu evi de görüyorsunuz arkadaşlar. Böyle güzel güzel evler yapmıştık. Burada crafting table aynı. Şimdi şunu bir çubuğa çevir. Şunun yarısını. Dur. Şöyle yapalım. Tamam. 48 tane çit. Yeter ya büyük ihtimal. Aynen. 24 tarafa, 24 tarafa, 24 kare var mıdır acaba? Gidelim bakalım. Yetmezse gene mecbur toplayacağız. Şuradaki suyu da bir değerlendirmek lazım. Onun çevresinde güzel bir ev yapabiliriz. Şuradaki çatısı değişik sahil evimizde. Görüyorsunuz şuraya da balıkçı evi yapıyoruz. Güzel güzel. Tavuk niye diyorsun tavuk? Tavuk. Norla bir ara iç tasarımını mı yapacak? Buranın kapısı niye açık lan? Ben açık bıraktım. Köylü falan mı girdi acaba? Zombiler falan açamıyor çünkü kapıyı. Şimdi arkadaşlar şuraya öncelikle birazcık daha şöyle bir yapalım da. Şu en azından oha. Bir tık eksik kaldı ya. Şunu tamam. Yalnız şöyle bir şey yapmamız gerekecek arkadaşlar. Hah şöyle yapalım aynen. Bir tane burada 2-2 boşluk. Ha bu olmuyor. Şöyle kıracağız o zaman. Farklı dursun diye. 2 boşluk bırakıp böyle kırmamız lazım. Çünkü çitler olmuyor diğer türlü arkadaşlar. Yani şuraya olmuyor çit. Şuraya olması lazım. Anladınız mı? Sahil boyunca. Keşke böyle olmasaydı. Diğer türlü daha güzel orada ama neyse bak. Ha, aklıma bir fikir geldi abi. Böyle çitlerle uzun uzun yapacağımızda çitler böyle havada durmuş gibi olsun. Daha mantıklı bak şunu kır. Buraya şundan koy bak tam köşeleri böyle hem daha mantıklı olur. Şöyle çekeriz yani arkadaşlar anladınız mı? Yani şöyle bir yapalım hemen. Mesela şuraya kadar gelsin. Kaç oldu bura bilmiyorum. Neyse sonuna kadar bir götürelim. Orayı ortasını gene belirleriz. Şöyle yapalım. Şunu kıralım. Tamam. Lan. Okey. 24. Yetmeyecek arkadaşlar her iki tarafa da. Şöyle abi. İyi mi durdu kötü mü durdu bilemedim. Şöyle bakıyorum. Mecburen gene böyle olacaktı da. Fena değil aslında yani. Hani. Şuraya mesela atıyorum. Şu aralara şey atarsak. Kaça kaç atalım mesela. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10'uncuya. Lan aşağı gitti ya. Şöyle yapalım mesela 10'uncuyu. Anladınız mı? 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Doğru saydıysam şu 10'uncu. Lan o da gitti. Neyse. Bu da 1, 2, 3... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10'uncuyu buraya da. Hatta bunu şöyle de yapabiliriz. Sıkıntı değil. Şöyle yapıp şunu şuraya koyarız. Tamam aynen. 15 tane kaldı. Büyük ihtimal yetmeyecek. Bunun karşısında mı? Hop lan düştük. Çık 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 çık. Hah tamam. Şuraya. Şuradan. Şundan şöyle. Ve şöyle yapacağım arkadaşlar. Hah. Şöyle bağlantılı olsun tamam mı? Balığı şuradan tutarız ya da dur. Tam şu aç, orta açık olsun sadece. Balığı da tutma yerimiz şurası falan olur abi. Şuradan atar tutarız yani. Ya da şuralardan da tutabiliriz. Hatta şu tarafı açık mı bıraksak abi? Balık tek taraflı yerlerden mi tutsak yani? Biraz yüksek oldu çünkü burası. Burayı ışıklandırmak lazım. Ve şunun çatısını da halletmem lazım. Ben bir halledeyim buranın çatısını abi bir saniye. Toprak var mıydı yanımda? Ha. Yukarı bir çıkayım. Lan. Abicim ne oluyor ha? Şimdi buranın çatıyı nasıl halledeceğiz? Basamaklarla yapacaktık. Şöyle hani bunlarla değil tabii ki. Şu taş basamaklarla yapacaktık. Şundan ver bakayım. Şöyle. Yalnız bir tık da şurada olmayacak mıydı? Tamam neyse şurayı yapalım orayı hallederiz zaten. Okey.
Buranın çatısı güzel olur diye düşünüyorum arkadaşlar. Hadi bakalım nasıl olacak. Hop, gecenin biraz arkadaşlar, bu arada çok bağıramıyorum, kusura bakmayın sesim kısık gelirse yani. Millet rahatsız olabilir. Şöyle yapıyorum. Saat gece 3.30 arkadaşlar. Şöyle yapalım. Güzel. Taşı bayağı yetecek ya. Sıkıntı yok yani. Ulan bir de oha da 64'lük varmış. Yoo. Tamam, burası sıkıntı. Tamam, gayet güzel oldu. Şimdi şu kenarına çekelim biraz. Şöyle yapalım yani. Orayı aşağıdan hallederiz. Dur hatta halledelim. Kötü durmasın. Şuraydı değil mi? Şura mıydı yoksa? Ha, buraymış. Tamam. Onu aşağıdan alırız. Şurayı da hoppa. Aşağıdan halledebilir miyiz burayı? Dur bakayım. Lan nasıl oldu bu? Ha dur. Yanlış oldu. Hop onu. Neyse, gitti artık. Gitsime sana muhtacım. Benim kürek gitmiş mi ya? Şu yukarı topraklarla çıkacağız artık. Hop. Şöyle. Tamam. Yalnız bayağı artacak dedik. Ben bu çevresini unuttum tabii. Artmayabilir çok fazla. Okey. Tamam. Şu köşeye döndük. Buradan balık çıkarabilir miyiz arkadaşlar? Ne tarz şeyler çıkarız? Bakacağız. Tamam. Heh. Gayet güzel. Burası da bitti. Şu çıktığımız yerden şöyle düşelim. Şöyle bir uzaktan bakalım abi. Gayet güzel. Şurayı da biraz genişletebiliriz aslında. Hem de evin tahtasının renginden. Bence daha bir güzel durur burası. Ha, burası da evin yanında bir yer gibi arkadaşlar. Farklı bir renkte. Bence gayet güzel olur yani. Şu altına bir tane gitme, onu yapacak bir şey yok. Dur. Ay, bunlar böyle değil lan. Şu alttakini de alayım o zaman. Hop. Tamam. İşte bu doğru. Burayı da bu çitiyle çevir. Burayı bir şuradan ışıklandıralım bari. Şuralara birer tane koy abi. Şöyle aralara. Aralara, derelere, berelere, berelere. Hı. Şöyle yapalım. Şuradan bakalım. Bence sahilde balıkçı evimiz gayet tatlı oldu arkadaşlar. Şu şekilde şöyle bir görünüm alırsak. Oha, nereye? Bura nereye? Şu taraftan mı baksam şöyle? Dur, şuradan bir yerden bakacağım abi. Güzel bir görüntü almak istiyorum. Şimdi kapat abi. Hem de kapak alırım, iyi olur. Aa bak, oha. Burası clay mi lan bu? Yok, değilmiş. Tipinden anladım ya. Bana şey lazım arkadaşlar. Clay lazım ya. Nasıl edebilirük? Clay bulacı yok da nasıl bulabilirük? Şimdi şu toprağı ver bakayım. Şuradan bir görüntü alacağım. Bakacağım nasıl duruyor. Burada pek iyi durmuyormuş gerçi. Şu tepe. Arkadan ters evin duruşa bak ya. Neyse, buradan görüntü almayalım. Arkadaşlar teşekkürler izlediğiniz için. Daha fazla modsuz survival videoları gelmesini istiyorsanız videoları beğenmeyi kesinlikle unutmayın. Kanalıma abone değilseniz de kanalıma abone olmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.